Değerli izleyicilerimiz, Pazar Web TV'den merhabalar. Şu anda Pazar Şehir Stadı'ndayız. Bildiğiniz gibi Pazar Sporumuz, evet, bu hafta zorlu bir deplasmandan puan ile döndü. Aslında amacımız 3 puan idi. 3 puandı ama olmadı. Çünkü gerçekten 3 puana çok ihtiyaç vardı. İstanbul deplasmanları da kolay değil. Rakibin de tabii ki puana ihtiyacı vardı. Belki yenemedik ama berabere kaldık. En azından futbolda bir terim vardır biliyorsunuz. Yenemesen bile yenilme. Evet, bu nedenle bir puanla döndüler. Artık bir iki gün dinlendikten sonra şimdi artık çalışmalar tamamen Hacettepe için. Sporcular kucaklaştı. Hocalarımız da gerekli konuşmaları yaptı. Artık Hacettepe mesaisi başladı. Evet, önümüzdeki pazar günü Ankara Hacettepe gelecek ve Hacettepe'yi konuk edeceğiz. O da bir kolay maç olmayacak. Çünkü Hacettepe'de tabii ki düşme hattında. Bu nedenle üzerimize düşen bir görev var. Bu görevde, evet, pazar bizim, pazar spor bizim. Hep beraber, evet, pazar günü en azından 2 saatimizi pazar spora ayıracağız. Evet, bu nedenle inşallah Rize spor amigoları olsun, Çayeli ve Ardeşen amigoları da olsun. İnşallah statta olacaklar. Buradan pazar halkına da, pazar spor severlere de 2 saatini pazar günü için 2 saatini ayırmalarını istiyoruz. Çünkü çok önemli bir 3 puan olacak. Çok önemli bir 3 puan için sahaya çıkacaklar. Dediğimiz gibi ligi takip edenler bilir. Hacettepe'nin de çok puana ihtiyacı var en son durumda. Bu nedenle, evet, pazar günü pazar spor severleri şu gördüğünüz stada bekliyoruz. Her şey, evet, pazar spor için biliyorsunuz, evet, herkes gider ama pazar spor kalıcıdır. Pazar ve tabii ki pazar sporumuz değerlidir. Bu nedenle ne bileyim, küsmeler varsa küsmeler, artık barışmalar olsun diyoruz. Çünkü bir kez daha söylüyorum. Evet, herkes gelir, herkes gider ama pazar spor kalı ve kalmalıdır diyoruz. Bu nedenle düştüğümüz ikinciliğe tekrar çıkmak için siz pazarlarımızın, pazar spor severlerimizin de desteğe ihtiyacı var. Dediğimiz gibi gençlerimiz dinamik gibi çalışıyorlar. Tabii ki kadromuzda genç, yaş itibarıyla çok genç. Bu nedenle güzel şeyler yapmak istiyorlar. Artık geri kalana paydos diyoruz ve önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Sizleri dediğimiz gibi pazar günü kendi saha ve seyircim önünde Hacettepe maçına bekliyoruz. Evet, ayrıntıları daha sonra sizlere vereceğiz. Stadyumdan yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Ayrıntılarımızı, evet, hem Facebook adresimizden hem de tabii ki Gündem Pazar adlı sitemiz var. Gündempazar.net sitemizden takip edebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Yine pazar günü bir aksilik olmazsa, evet, pazarın dışındaki spor severlerimize yayınımızı buradan ileteceğiz. Dediğimiz gibi, evet, Ankara, İstanbul ve İzmir ve Türkiye'nin veya işte ne bileyim Avrupa'da olan bütün spor severlerimize yayınımızı izletmeye çalışacağız. Her şey pazar ve pazar spor için diyoruz. Bu arada şu anda önümüzdeki, evet, pankartlara da bakıyoruz. Evet, pazarın gururu, Rize'nin onuru. Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bak'a minnettarız diye bir yazı var. Aynı zamanda, evet, sevdamız 50 yaşında, bildiğiniz gibi, evet, 50 yaşını doldurduk. Yıl 2024. Pankartları da yavaş yavaş, evet, asıyorlar ve dediğimiz gibi büyük bir ihtimalle, evet, pazar günü burada güzel bir maç eşliğinde inşallah 3 puanı kesinlikle alacağız. Burada gördüğünüz gibi sevdamız 50 yaşında, kuruluş 1973 ve 2023, 2024'e girdik. Tabii ki biraz gün aldık. 50
yaşında olan sevdamıza selam olsun. Nice 50 yıllara diyoruz ve bir üstlüklerde diyoruz işte her zaman ne olursa olsun. Evet, parti gözetmeden, siyaset yapmadan, evet her zaman Pazar Spor'un yanında olan Sayın Bakanımız Osman Aşkın Baka da evet minnettar olduklarını buradan her zaman söylüyorlar. Bunu söylemek nankörlük olur. Dediğimiz gibi her zaman yanında olmuştur. Bizler de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili spor severler, bir kez daha söylüyorum, inşallah pazar günü evet sizleri stadyumda evet bekliyoruz. Her şey Pazar Spor için diyoruz. Dediğimiz gibi inşallah güzel bir günde 3 puanı da almış olacağız. Evet, şimdilik buradan yayınımızı burada kesiyoruz. Hoşça kalın. Yarım.